Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Getir canım. Peygamberin bir gecesi olsa da sohbeti olmasa. Nefsi tefekkürde tafsilatlı, afaki tefekkürde ise icmalı yaparsan vahdete takarrub edersin. Aksini yaptığın takdirde keset seni, fikrini dağıtır. Evham seni havalandırır, enaniyet kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder, işte dalalete ishal eden keset olu budur. Bak. Ben çok üzerine çalıştığım şey. Şu kafa var ya biz. Şu kafa. En ufağımız 11 yaşında mıydı? 13. Artık 11 geçti değil mi? O dönemler geçti. Vardı eskide değil mi? Büyüdüler abi artık. 13, 16 arası. Bak kafada şimdi sıkıntının şeyi. Bunu evde de anlatırsınız annenize, babanıza. Bak kafada sıfakalı yok. Akıl, 7 tane birim var, bir tanesi akıldır. Tamam, bu ders yapan abileriniz de düz. 7 taneden bir tanesi akıldır. 6 tanesi akıl değil. Başka işlevleri var. Arkadaşlar, 7 tanenin her bir tanesini şöyle düşünün. İfrat, vasat, tefrit. Anlıyor musun? Bu tabiri anlıyor musunuz? Tefrit, şöyle mesela, diyelim ki gayretin. Hiçbir şey yapmıyor. İfratı ise her şeyi burnunu sokuyor kendi işi. Vasatı ise kendi işini yapıyor. Misal. Ha, mesela haset. Yani üç mod ne demektir? Ama öyle misal vereceğim ki bazı şeylerimizi öğrensin hem düzeltsin. Haset, kıskanmak. İfratı şudur bak. İfrat, tefrit, ortası vasat. İfratı şudur. Onda olmasın, bende de olmasın. İfrat. Tefriti ise bende olsun, onda olmasın. Vasatı ise onda da olsun, bende de olsun. İfratı kim yapıyormuş? Şeytan. Her şeyin. Her şeyin ifratı Hanefi. Her şeyin ifratını şeytan yapıyor. Her şeyin tefritini nefsemmare yapıyor. Cinler nedir? Ayak takımıdır. İkisi arasında oyun oynar. Tamam. Cinler şey değil, kafir değil. Şimdi bak, bunu niye misal verdi? 7 tane mertebe var mı abisi? 7 tane mertebe var. Her birinde ifrat, tefrit, vasatı. O zaman 7 tanenin kaç tane mertebe oldu? 7 kere 3? 21. En azından 7 diyelim. Tamam, onu şey yapalım. 7 taneyi tek tek dizersen, tespit tanesi gibi kaliteli bir hayat yaşarsın. Kral benim. Dersin. Hepsi ayrı bir havadan vurursa, birisi kemençe çalıyor, birisi zurna çalıyor, birisi davul çalıyor. Aynı notayı da vurmuyorlar. O gürültanedir. Ha, bu yediyi bire getiren nedir biliyor musunuz? Tefekkür. Yani 30 tane değil, 300 tane müzik aleti olsa. Ustad diyor ki kainat bir müziki dairesidir. Bu aletleri farklı farklı aletler olduğu halde niçin güzel insanı rahatlatıp böyle şey yaparlar? Çünkü aynı notayı vururlar. Ve salak salak bir adam durur zannederiz böyle. Kim o yaptın o müziğin önünde? Ne diyorlar ona? Şefil. Ha, o kral odur biliyor musun? Kendisini ne duydum kendisi? 30 tane saz ve alet çalıyor. Durduruyor. Böylece duruyormuş. Hey sen! Sazının 3. teli gevşek, onu sık. O kadar sesler içinde duyuyormuş. Zaten Ahmet Mehmet şef olamaz. Bir şey anlatacağım ben ona. Orkestra şefi tek tek duyuyormuş. Allah böyle bir kabiliyet vermiş onlara. Ha tabi Allah soracak tabi. Namazı nasıl kılıyordu? Tamam mı? Namazı veya imam olamadı. Niye olamadın burada o kısa şefi oldun? Yok.
Üçüncü rekatta ne yaptın? Öyle böyle mi ya? Şimdi bak, kendisinin söylediğini söylüyor. 30 tane aleti, bak hepsi aynı notayı vuruyor. Çalgı aletleri farklı Burak. Tamam canım benim bak. Ama sazın üçüncü teli kendisi söylüyor. Diyor ki, durduruyor, tak. Hey, sen ortadaki isimle. Sen sazının üçüncü teli gevşek. Hey yönetici, kaloriferi şu derecede tut. Telleri değiştiriyor. Dahi diyorlar bunlara. Peki, niye şef var derdim, tefekküre geleceğim. Niye şef var? Adam müziği biliyor. Müziği biliyor. Önünde notaları biliyor. Adama ne gerek var? Çalsın, o da çalsın. Önde var, aynı nota yapacak. Saz da öyle, dümbü de aynı notayı vuracak. Ötekisi de kemençe çalacak şey, kemençe. Ötekisi tulum çalacak. Önünde nota var arkadaş. Bak, müzik çalmayı biliyor. Ömrünü vermiş nota nasıl çıkacak diye. Allah! Dahta vermemiş. Notayı çıkarmaya vermiş. Tamam, bir şey anlatmak için tafsilatta anlatıyor. Ustad da müziki dairesidir diyor kainat. Onu kullanıyorum. Ustad demiş. Ustad. Müziki dairesidir. Yani o tabiri dolduruyorum. Şimdi adam kemençe yapıyor. Adam tulum yapıyorsa aynı notayı vuruyor. Önünde tabelada notalar var. Niye buna ihtiyaç var? Sebep? Diyebilecek olan var mı? Bunu bulmanı biraz zor da tabii. Kendi söylüyor. Ben de bilmedim. He? İdareci lazım. İdare de niçin, yani bu ne bozukluğundan olur? Niye gürültane olur? Hepsini bir arada yapıyor, tutuyor. Aferin, zaman. Şimdi bu şu kadar hızla yapılması gerekirken şöyle yapsa önce çıkacak. Ötekisi doğru yaptı, bu iş yapınca onu da doğruyu da bozacak bu. Buna ahenk aynı zamanda, ötekisi de aynı zamanda vurursa buna onların lisanı söylüyorum. Armoni. Eğer bir tanesi yamuk yaparsa, bir tane. Ve bir tanenin telinde bir eksiklik varsa buna dezarmoni denilir. Onun adı gürültanedir. Şimdi Allah'ını seversen bir elmada bulunan elementlerin müziğini düşün. Hepsini bir arada aynı saatte aynı notayı vurduracak. Vücutta karaciğer, böbrek, dalak, efendim mide, damburandımdı. Aynı zamanda aynı nota vurmasa bu ne olur? Gördünüz mü şimdi müziki dairesi? Orkestra şimdi, hatta halka sormuşlar. Nasıl buldun parçayı? Ne demiş biliyor musun halk? Mikrofon tutmuştu. Ya kardeşim ben böyle ders alıyorum. Diyorlar ki, işte saz çok harikaydı, aşık. Diyor ki yöneticiye, dahi. Ha derler ki tamam, yönetici dahi. Yani halk öyle der, onu görüyor ya. Başka bir şey anlatacağım şimdi. Sazcıya demişler ki, nasıldı parça? Kendisi enaniyetinden vazgeçiyor. Enaniyetinden vazgeçiyor, biz iyi çaldık demiyor. Yönetici dahiydi diyor. Öyle değil, öyle diyor. Bak biz iyiydik demiyor. Yönetici dahiydi. Peki. Şimdi patlatacağım şeyi söylüyor. Radyoyu dinlerken, televizyon seyretmeden orkestra şefini görür müsünüz? Radyoyu dinlerken. Neyi duyarsınız? Sesi. Orkestra şefi olduğunu da bilemezsiniz. Biz sesi duyarız. Ama o sesin bu hale, armoni, bir bütünlük içindeki neticeye muhatap olduğumuzdan orkestra şefini görmüyoruz radyoda. Allah da bu kainatın tabiri caizse melekleri veya kendisi orkestra şefi aynı notayı vuruyor. Ama onu görmüyoruz. Anladın mı? Radyo elma gibidir. Elmadan ses çıkıyor. Ama orkestra şefini görmüyorsunuz. Radyoda orkestra şefini görmediğimiz gibi. Anladın mı? Bu kainat netice itibariyle her bir sanat konuşuyor.
aklın aklı var. Sesin de sesi var. Yani sesin çıkması için sessizlik lazım. Herkes burada konuşsun, benim sesim ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Bu sayfa sipsiyah olsa. Bu sayfa sipsiyah olsa. Buraya yazı yazabilir misiniz? Neçi yazamazsınız? Yazı ile zemin aynı. Şimdi okuduğunuz Risale'deki iki tabiri dolduracağım. Buraya kadar öğrendik mi? O kıssadan, yazıdan öğren. Şimdi Allah bu kainatı yaratmadan önce bir ilmi program yaptı. Abiniz Kadir'e anlattı. O ilmi program yazılımdır, Windows gibi. Bunun adı nizamdır. Yazılımın adı. O sistemin üzerinde biz fileir, vmve bir programı yükledik. Video çalan, ses çalan, MP3 çalan. Programı yüklemesen sistem olsa bile videonuz çalmaz, CD'niz çalmaz. CD'niz çalması için MP3 player veya video çaları yüklemeniz gerekiyor. Yüklediğiniz şey de o yazılım kabul etmesi lazım. İşte yüklediğiniz program sistem kabul ediyorsa onun adı intizamdır. Yani onun adını yükledik, kabul ettik ve video çalıyor. Videonun o zeminde çalmasına intizam, o sistemin yazılımına nizam. Bu bütünselliğe de mizan. Vavada al mizan, ella tadgan fil mizan, vakimul vezne, bil kısti ve la tuhsirul mizan. 4 defa. Allah hakikaten harika ya. Allah mükemmel ya. Böyle baktığın zaman o kesa şifin böyle düşünün tamam. Nasıl vurduruyor değil mi? Aynı otay oluyor. İşte sıkıntıdan insanı kurtaran bu dimağda, bu kafada 7 tane sistem var. Yazılım sistemini. Onu bütüne getiren başka hiçbir sebep bilmiyorum. Tefekkür. Ve tefekkür olan bir kafada tefekkürün nispetinde vallahi billahi tallahi Allah'ın zatı şahit olsun. Tefekkürün nispetinde ve tefekkür anda cenneti yaşar. Tefekkürün nispetinde cehennemi yaşıyor insan. Bildikçe dibe iniyor. Mesela iyi bir saz çalıyor. Nota da var. Nota var. O da kemençe çalıyor ama zaman yok. Çırt çırt yapıyor. Bunun do çıkartacağı zaman bu re çıkarıyor. Yani hız ve ahengi şef yapıyor. Bu şef hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Hey 27. sazcı 3. telin gevşek diyor. Dahi. Dahi budur. Hiçbir şey yapmıyor. Ve radyodan orkestra şefini de görmezsiniz. Sesi duyarsınız. Bu kainatta müziki dairesi sesi duyuyoruz. Orkestra şefini ve çalan senaristleri görmüyoruz. Ama çok iyi biliyoruz ki o radyoda o çıkan ses içerideki o sistem bütünlüğü ve dahi yönetici var. Biz sese muhatabız. İşte onu bütünleyen tefekkür. Bizde. 30 tane alet, bizde 21 tane var. Dimağda dedik 7 tane var. İfrat, tefrit, vasat. Anlattım onu. Değil mi? Bir daha anlatayım bunu. Yok. Anlatayım. Tamam. Şimdi başka örnek vereyim ifrat. Akıl. İfratı, vasatı, tefriti. Yani 7 tane mertebenin hepsinin 3 modu var. Hani arabaya bindiğiniz zaman kalorifer 1. derecede çalışsın. 2, 3 değil mi? 2 orta, 3 aşırı. 1 şey, yani 0, 0 olsun. 1 orta olsun. 2 hızlı olsun. Tamam mı? Şimdi her şeyin ama her şeyin acıkmanın da 3 modu var. Şimdi aklı yapalım. İfrat modu ne olabilir? Aklın. Celbeze. Yani hakkı batıl, batıl hak gösterecek zekavet. Aklın ifrat modu zekiliktir. Tefriti. Dabalet. Anlayışsız. Vasatı. Hikmet. Uygulayın peygamberlere. Çünkü eğitim alıyorsunuz ya, ben size
Geleceğin külliyesinin hocaları olarak görüyorum. İnan mübalağa yapmıyor. Ben hayal kurmuyorum. Hayal kursaydım her hafta oraları tepip gelmezdi. Sizi Allah buraya boşuna koymadı. Şimdi ben bunu Allah'ın izniyle ben bunu peygamberler uygulayacağım. Aklı peygamberler uygulayacağım. Haseten önde giden abileriniz. Bu üç mu? Aklın üç modunu peygambere uygulayayım. Aklın üç modu. İfratı tenzihtir. Aklın ifratı tenzihtir. Aklın tefriti teşbihtir. Aklın vasatı hikmettir. Tenzih peygamberin Musa'dır aleyhisselam. Yani şeriatla yere çaktı adamları. Tenzih. Yani her şeyi zahire hamlettiler. Vehhabiler gibi. Yani neyse o. Mana mertebesi yok. Mana mertebesi yok. Bu zahir neyse o. Oysa içerisin, o bir penceredir tabir, onun dibi yok. Ha, Musa aleyhisselam şeriatla dengeledi. Tenzih peygamberi Musa'dır. Teşbih ise hiçbir zahire kanaat etmeyip her şeyi teşbih yaptılar. Yani öyle ama değil. Mesela panteistler. Yani sana yakın gelene kadar Allah'ı ibadet et. Dolayısıyla Allah ben hissedersen böyle kanaat olursa namazı terk et. Oysa o yakini tahir etmiş. Yani imanın kalktığı dönemdir. İman ne zaman kalkar? İman neydi? İman gaybadır. Ahirete gidince gayblı kalkar. O zaman namaz biter. Tamam. Teşbih peygamberi İsa aleyhisselam hiçbir şey, hiçbir zahire kanaat etmediler. Hepsi öyle ama yani uçuyor adam. Uçuyor. Buna biraz benzedi Muhiddin-i Arabi. Zahire kanaat etmedi. Hikmet peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam. Yani bunlar da bunlar şey yaptı. İstikameti bu getirdi. Hikmet. Aklı uyguladık. Şimdi dimağın kaç mertebesi vardı? 7. Tahayyül, tasa dışarıdan soğan kabuğu gibi kırmızı. Tahayyül. Yani şu anda dönemdesiniz böyle. Yani hayaliniz çok çabuk çalışır. Çok. Devamlı. Gerçi mutlakta nöbetçi değilsiniz elhamdülillah. Birisi vazifeli. Mutlakta biz çalıştık böyle siz yaştayken dersende kaldık ömrüm. Onun için inşallah yanınızda bir akşam kalacağım. Allah nasip ederse. Ciddi diyorum. Şu soğukta kalksın. İnşallah. Ben sizin gibi bir şey değilim, genç değil de biraz soğuktan çekinirim diye. Allah nasip ederse. Ondan da değil de yoğunum çok. Bir kaçabilirsem şu ranzalarda yatacağım ben sizin yanınızda. Ama kura çekeceğim. Bakayım kime düşeceğim. Hep talebeliğimde hep Allah'ın hikmeti ikinci ranzaya düşmüş. Hiç aşağı düşmedim ya. Hiç hatırlamıyorum. Yani bütün her şey de en yukarıda ya. Aşağıda atarsın abi. Yok kural, öyle yok. Kura çekerdik çünkü nefes yukarıda. Şeyler yukarıda, yukarı çıkıyor. Tamam. Her şey yukarıda. Yani Allah'ın hikmeti, Allah'ın o günler, o sıkıntılar şimdi ve gelecekte sonsuz hayatta lezzet oldu. Belki bir iki hafta, bir iki sene sıkıntı çektim ama sonsuz sene ondan lezzet alıyor. Ve alacağım. Peki, işte bu dimağın 7 mertebesini bütüne getirirsek, o hikmettir ve olur dünyanın cennet. Bak cennet olur. Ben elimden geldiği kadar arabada sürerken, bak kimseyi almadım ki bir yerlere uğrayayım diye, hep tefekkür ediyorum. Arabada olursa birisi meşgul ediyor beni, tamam mı? Böyle bak, tefekkür ettiğim için hayatım çoğunlukla dolu dolu oluyor, zengin oluyor. Bak gözüm yorgunluktan patlaması bana diyor ki çok uykusuz ve yorgunsun. Ben onu anlayamıyorum, yorgun olduğunu. Çoğunlukla anlayamıyorum. Şimdi buradan kaçta çıkacağız belli değil mesela, tamam mı? Şimdi şeysi, bir son kullanmada ama ne anlatmaya çalıştım bunlar? Tefekkürle istediğin duyguyu yönetebiliyorsun biliyor musun? Yorgunluk. Hemen güzel bir şeyi tefekkür edince yorgunluk gidiyor. Ama bedende var yani. Ama ben bunu hissetmiyorum. Beden bu sefer bir yerden kanko veriyor, patlatıyor yani gözler şuradan. Ama keyif veriyor. Ben yorulmuyorum. Çünkü işimi sevmiyorum. İşimi çok seviyorum. Sevmek düşüktür. Çok seviyorum. Onun için yorulmuyorum.
Bir insan bir işten yoruluyorsa o işi sevmiyor demek. Devam. Tefekkür anladık mı abi? O kesin şefet. Tak tak tak. Bitirim. İyi de beceremiyorum. Adam hey durdu. 27. bilmem şeyci, kemençi, kemancı. Telinin şu teli gevşek. Sık. Hey yönetici, kaloriferi o kadar açma, telleri yumuşatıyor. Adam dahi ya 30 tane müzik aletini tek tek telini biliyor. Teli teli. Sazını be, sazda 5 tane mi tel oluyor, 3 mü? Neyse 3 veya 5. Teli hangi telden çıktığını biliyor. Peki ustad ne diyor, bir daha söylüyorum. Kainat bir müziki dairesidir. Allah Allah. Ama radyodan sesi duyarsınız. Ne çalanı görürsünüz, ne çaldıranı, yöneteni göremezsiniz. Elma da bir radyodur. Orada sesi duyarsınız ama orkestra şefini görmezsiniz. Ama biliriz ki orkestra şefi vardır orada. Allah da böyle. Haşa, tabiri caizse orkestra şefi kainatı çalıyor. Diyecektik oğlum, manyağın birisi ya. Nereden müsaade ediyordu? Her şey Allah'a götürecek yöntemi ve malzemelidir yani. Peki, insan ne kadar cahil ve gafildir? Ne kadar yolunu şaşırmış? Niye? Nefsine zarar veriyor. Nasıl zarar? Nefsin derken, o bizim nefse mali değil. İnsanlığına zarar veriyor. Nasıl veriyor bak? 9 vecihle menfaatı muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayrı azimi terkle dalalet irtikab eder. Evet, Sofestayn'in bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Şimdi burada Lasyama'da var. Şöyle diyor. Lasyama'da, al açarım şimdi. Diyor ki, delil daha yok. Delil yok gençler. Birisi geldi, yani birileri, grup, dinler denmiş, çeşitlilikleriyle beraber, bütün dinler, ahiret var dedi. Bak antika bir mantık bu. Oradakini söylüyorum, 56. sayfada galiba. Allah var dedi, ahiret var dedi. Öğretiler var yani. Çeşitlilikleriyle beraber, mesela panteistlerden tut, ahireti inkar etmiyor ama ona götürüyor. Mesela reenkarnasyoncular mesela. İnkarcılar zaten. Bir sürü öğretiler var. Diyor ki ahiret yok. Bak bu çok önemli, mantık kullanacağız. Orada kullanıyor. Yani delili yok. Çıplak. Daha çıplak mantık. Bir taraf ahiret var dedi. Öteki taraf yok dedi. İkisi de aynı konuda doğru olamazlar. Çünkü ikisi zıt. Çıplak mantık olarak İkisinin de doğru olma ihtimali %50'dir. Bu %50'dir doğrudur. Bu %50 doğrudur. Tamam mı? %100'ün yarısı. İnsaf nısıftan geliyor. Yarılamak Arapça. Tamam. Bunun doğru olması ahiretin %50. Ahiretin varlığı %50'dir. Ahiretin yokluğu %50'dir. Şimdi bu diyor ki burada bir tanesi davasını ispat eder. Davasını da kendi dünyasıyla ispat etmeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle zannediyorum. Ben öyle anlamışım. Veya bizim yol, bizim kitap demeyecek. Evrensel yöntemleri kullanarak, evrensel, herkesi kaplayacak bir yöntemi kullanarak davasına delil getirirse, karşıki taraf getiremezse, getiremeyenin %0 olur, bu %100 olur. Tamam, daha gidiyoruz ispat. Şimdi ahireti ispat edenler diyor ki her şey diriliyor. Ölüler diriliyor. Yani öldükten sonra dirileceğimize delil ölülerin dirilmesidir. Bunlar diyor ki ölü dirilmez çünkü örneği yoktur diyor. Bunlar diyor ki her baharda dirilme vardır diyor. Ve sen diyor ölü maddeleri yer içersin, diri diri dolaşırsın. Yani bu diyor ki öldükten sonra dirilmenin bir misali yok ki ben iman edeyim. Sen bana bir tane misal söyle diyor bu. Bu diyor ki baharın komple misali diyor.
Kendi bile ölüydü. Ölü ağaçların dirilenmesi. Ölü gübreden meyvelerin çıkması. Ölüler diriliyor. Şimdi zındık dese ki veya işte inke bu taraf, insaflı uyum demeyeyim zındık. Bu taraf diyor ki, yani ölünün dirileceğini bir tane örnek ver, toprak diriliyor. Ve çok tuhaftır, gözü meydana getiren elementler var ya, hepsi kördür. Kulağı meydana getiren bütün elementler sağırdır. Aklı meydana getiren bütün elementler akılsızdır. Vücudu meydana getiren bütün elementler şuursuzdur ve hayatsızdır. Ama üzerinde bir hayat gözüküyor. Aynadaki güneş ya zatındandır ya da hariçtendir. Şimdi bunun getirdiği, evet kainat diriliyor, evrenselledi. Kur'an böyle diyor derse evrensel değildir. Bak Kur'ancı olarak söylüyorum. Çünkü Kur'an Müslüman'ı bağlar. Allah böyle diyor dediğin anda Allah kimmiş der adam. Ben ya Allah bağlamaz. Kitabına nasıl itimat edeyim? Peygamber böyle diyor dendiği zaman ben peygambere iman etmiyorum. Peygamberin sözü bana delil değil. Doğru mu? Doğrudur. Niye doğrudur? O peygamber iman etmeyince hadis delil olmaz. Allah'a iman etmeyene Kur'an delil olmaz. E ne yapacağız be kardeşim? Allah'ın delili dörttür. Temelde. Tevhid nedir? Sayabilen var mı? Dörttür. Hani Mesnevi'de söyler ya. Bir. Kainat. İki. Peygamber. Üç. Kur'an. Dört. Fıtrat. Yani insanın yapısı, sistemi. Bu üçü, ikisi peygamber ve Kur'an adamı bağlamaz. Ama kainat kafir mümin bağlar. Ne demek? Taş suda batar. Evrenseldir. Çünkü herkes evet demek zorundadır. Ateş yakar, evrenseldir. Herkes buna evet demiyor. Yani buna evet diyenler, Müslümanlar hayır diyenler kafirler. Böyle bir şey yok. Tamam. Şimdi gözü meydana getiren elementler kördür. Ama göz görüyor. Demek ki gören o değil. Cam rengi yoktur ama güneşi gösteriyor. Cam hiçbir rengi yok ama bahçe gözüküyor. Bahçe zatından olsa çevir. Aa hiçbir şey yok. Böyle yap. Bahçe var. Demek ki bahçe harici gösteriyor. İşte bunlar evren, eğer bunlar ve biz söylediğimiz davayı kainata götürebilirsek, mesela taş batar deyince bir dakika diyor, ben inanmıyorum diyor, ben inanmıyorum diyor. Tamam, salalım bu fikri, salıyoruz kainata. Kainat beyefendi, buna ne diyorsun? Taşı bir atıyoruz, hop, kainat diyor ki doğru söylüyor. Ha, en doğru fikir nedir? Ağızdan çıktıktan sonra kainatın onaylamasıdır. O evrenseldir. O bağlar bana göre değildir artık. O zaruridir. Garizi mantık denilir. Şimdi kainatta öldükten sonra dirilme vardır. Bu diyor ki öldükten sonra dirilme yoktur çünkü delili yok diyor. Bu diyor ki var, delili var. Nedir o? Baharın dirilmesi. Ölü maddeleri diri diri dolaşmamız. Kör maddelerin görmesi. Bak gübreden nar geliyor. Nar canlıdır. O canlıdır. Gübre diriliyor. E seni diriltemez. Bak dirilme var. Peki bu ne diyecek buna karşı? Yok canım dirilme yok, nasıl diyecek? O zaman bu %100 olur. Bu %0 olur. İnsan işte diyor. Tamam mı? İnsan onda dokuzu hayır. Yani tevhid yolu. Allah %100 Allah'a gidecek yolu yaratmamış kainatta. Yani akıl çarnaçar Allah diyecek durumda olsa imtihan kalkar. Küfre gidecek yol da var. Mesela orkestra şefi sen görüyorsun. Radyo çalın, orkestra şefini göremezsiniz. Adamın inkarına sebeptir. Görmüyor musun ki öyle bir şey yok. Ben ses duyuyorum. Ne kim demiş lan öyle orkestra şefi varmış. Ben görmüyorum. Dolayısıyla yok. Hah, bak bu bir yoldur. Arkadaşlar iman nasıldır biliyor musunuz? Bunu altını çizerek söylüyorum. Hele sağda solda konuşan, sohbet edenlere diyorum. Mutlaka her dersin başında bu denmesi lazım. Hakikaten katılıyorum, bir kardeş dedi bunu. Dedi ki, o geçmişi ateist olan bir kardeş dedi bunu. Dersten önce abi dedi, şunu demeni rica ediyorum. Ama unutuyorum işte karolası.
şey işte. Dedi ki bir saray düşünün. Ustadı misali. Ama her derste söyle diyor. Bir saray 9 tane kapısı kapalı olsa, bir kapı açık olsa o saraya girilmez mi? Ama 9'u kapalı. Kör olası şeytan, lanet olası kapalı yeri gösterir. Buraya girilmez diyor. Niye girilmez? Kapalı 9 tane. Kardeş girdikten sonra açarsın. Gider şeytan tamam mı? 9 taneyi gösterir, bir taneyi gösterir. 9 kapalı, bir tane. Hatta tam tersini şöyle düşünün. 9 tane açıktır. Şeytan bunu şey yapar. 9 tane açık. Biri kapalı. Bu yolda var da onun için göstereyim dedim. O kapalıyı göster. Bu saraya girilmez diyor. Niye girmiyor? Ha kapalı diyor. Lan 9 tane yer açık. Gir burada. Ha senin için bu kapalı. Başkası için açık. Onun şifresi var. Çünkü havalimanında vesaire gidince boğazlarında adamların bir kart var böyle. Adam kapıya bir yanaşıyor. Şapka açılıyor. Adeta selam çakıyor kapı. Lan ben gidiyorum giremiyorum. Böyle bir kartım yok. Ha bana kapalı ona açık. Ha 9 tane kapı kapalı olsa bir tane açık olsa yine itiyor. Ama iman yolu 9'u açık birisi kapalı. Kapalı bizim cehaletimiz, anlayışsızlığımız zahirdeki durumuyla. Mesela diyelim ki radyodan orkestra şefini görmek istiyoruz. Yani orada olmaz. İşte evada Allah'ı görmek istiyoruz. İlim var. Mantık var, anlayış var, his var. İnsanız, sanatımız var yani. Allah sanatından daha açık ama sanatıyla gösterir. Gider bir tane ille göze indirger. La kardeşim gözün gözü var, kulağın gözü var, burnun gözü var. Dilin gözü nedir? Mesela yemeğin tadının gözü nedir? Dildir. Ne dedin? Sesin gözü kulaktır. Ha orada mı ya? Nerede? Oo harikaymış. Yani şeklin gözü gözdür. Peki eşyanın hakikatının gözü nedir? Göz değildir, akıldır. İnsani ilişkilerdeki göz nedir? Kalptir. İdealistliğin şeyi, ahiretin gözü nedir? Ruhtur. Hep gözler değişiktir. Ama kör olası, cehalet, lanet olası 9 tane açık kapıyı varken bir taneyi kapalı ona ısrar eder. Oysa arkadaşlar 9'u bile kapalı olsa, birisi açık olsa o saraya girilir. Yani Allah'a götürecek yollardan 9'u cehaletimizde kapalı olsa, yani kafama yatmıyor, bir tane doğru olsa yetiyor. Bir tane. Anladınız mı bu madde? 9 kapalı olsa, biri açık olsa o saraya girilir. Kim demiş girilir? Girilir. Girdikten sonra içeriden açarsın. Mesela bana eli veren, yani bu elle bu eli yapılmamış, bu elle bu el yapılmamış, bu gözle bu göz yapılmamış, bu akılla bu akıl yapılmamış, demek bundan önce olması lazım. Bu eli yapan bu el olmadığına göre bu elden önce el olması lazım. Bu göz bu gözle yapılmayınca o zaman bu gözden önce göz olacak. Al sana bir kapı işte. Tamam. İşte insan o kadar zalim ve cahildir ki... %9 menfaati olan dini, %1 nefsi arzularına şey gelmeyince hemen inkara gidiyor. Bir tanesi öyle demişti bana zındık. Arkadaşlar, gençler, bazen soruya en güzel ve en uzun cevap, en miskit cevap, en susturucu cevap, ağzını bantlama cevabı sahip sorusuna soru sormaktır. Bir tane misal vereyim. Dedi ki, peygamber niçin büyüktür dedi ya, niçin o kadar büyütüyorsunuz dedi. He? Yani belki 10 saat anlatırsın değil mi peygamberin büyüklüğünü? Dedim ki sence niçin büyük değil? Yani ya ne demek dedi? Yani niçin peygamber büyüktü biliyor musun dedim. Sen peygamber olsan onun ne getirdiği yanlış olduğu onu kaldırırdın. Ne getirmemiş de sen getirirdin. Hatırına gelen var mı? Ya şunu da getirmiş olsaydı keşke. Yani getirmesi istediğin bir şey getirmemiş var mı? Belki de vardır diyeceğim var. Ama getirmiş de senin kitaplarda haberin yok. Yani peygamber ne getirmiş ya bu fazla oldu. Ne getirmemiş de ya keşke bunu getirseydi. Diyeceğim var mı dedim soru. Ya tabii öyle bakarsan dedi. Bir antrenörü, ikinci antrenörü. Bir de X şehrin. Öyle bakarsan tabii dedi yani. Öyle.
Ondan sonra dedim ki insanlık dedim kategorisi yani niçin o kadar sevgiye layıktır dedi yani. Ondan sonra dedim ki sevgi üç tane dedi. Üç şekilde severiz. Bir, biz birbirimizi severiz. Buradayız. Ama bizden üstün insanlar var. Var mı? Var tabii dedi ya. Mesela annen senden üstündür sevgili. Doğru. Bizden aşağıda olanlar var, aşağılıklar. Başka mertebe yok. Bir aşağıda, bir ortada, bir üst. Biz ortadayız. Hem seviliriz hem kızarız, tamam. Ama bizde yukarıda olanlar var, kaliteli adamlar. Var mı? Var. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam biz seviyede mi dedim sence? Yok dedi. Onu demem dedi. Bizden aşağı olabilir mi? Yok yok olmaz. O zaman otomatik yukarıda değil midir dedi bu. Evet. Yani evet demiyor da ben ekliyorum. Ses yok. Tamam. Hani buna istifa mı, efa mı diyor. 23. lemada geçiyor. Yani sorularına en kestirme soruyla mukabele etmekti. Bu yöntemi kullandım. Mesela ustad kullanmış. Bir tane verip geçiyor. Usta acayip pek de ders olmayan bir yeri söyleyeceğim size. Bunu ders yapanlara söylüyorum. 15. söz. Usta da Van'da değil. Usta da Bitlis'te değil. Usta da Bağla ve Çam Dağı'nda değil. Usta da Beyazıt Camisi'nde şeytan zahir oluyor. Orada. Niçin orada? Şeytan niçin Bağla'da değil? Başka bir konu. Şeytan dedi ki sen Kur'an'ı çok âli görüyorsun. Çok büyük görüyorsun. Meziyeti görüyorsun. Sen Kur'an'ı, Allah kelamı farz etme, beşer kelamı farz et. Bak bakalım bir meziyeti görecek misin? Ha? Sonra böyle kıymetli bir mal olamaz diyor. Çünkü beşer kelamı farz edilemez diyor. Sebebi şu, hiçbir kimse Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen yoktur. Var mı, duydunuz mu? Kur'an benimdir diyen. O zaman benimdir diyenin eline bırakacaksın, olmadığını sen ispat edeceksin diyor. Bitirdi işini. Sonra diyor ki şeytan yemedi tabi ama şeytan hakikaten kaliteli şeytan, onun şeytanı. Bize bu şeytan gelse biz darmar ederdi bizi. Onun şeytanı kaliteli. Bu Allah kitabı, bu şeytan dedi ki beşer kabul et. Olamaz dedi ustad. Niçin olamaz dedi şeytan? Çünkü diyor Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen yok. O zaman malı iddia edenin elinde olsun, olmadığını sen ispat et. Yemedi. Bu sefer dedi ki tamam vazgeçtim, beşer olmasın ama Allah da olmasın, ortadan farz et diyor. İşte burayı anlatmak için şey yaptım. Burada ustad acayip çakıyor ona. Diyor ki Allah kelamı değilse hangi yere koyarsan koy onun dışıdır diyor. Diğerinin eline vermiş olursun. Evet. İster buraya koy, ister buraya koy, ister buraya. Nereye koyarsan koy. Burada değilse bunun dışındadır. Nereye koyarsanız koyun. Bak ne yaptın? Orada bitirdi işi. Mesela piyasada dini tamir davasında din tahripçileri var televizyonda. Dini tamir davasında din tahripçileri. Sorularına pisledikleri yumurtalar, pisliklerin arkasına çıkıp temizlemeyle uğraşmayın Müslümanlar. Çünkü onların sorularla uğraşmak, yemlenmektir. Sorularıyla cevap vermeyle ömrümüz geçer, sorularla aldanmış oluruz iman-ı Müslümanlar gibi. Bunların kim olduğunu sorularıyla meşgul değil, bu soruyu attı. Bunu soruya attı. Mesela kader yoktur dedi. Kütüb-ü site inkar ediyor. Tamam bunun cevap arama. Sakın ispata kalkma kader. Eden kim? Bu İslamsız oğlu. Bir dakika. Bu niçin buna ihtiyaç duydu? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mı? Kaderi inkar etmek toplumun ciddi bir ihtiyacı mıydı? Niçin attı? Bu adamı bir bakalım. Tahlil edelim. Mutezile midir? Vehhabi midir? Şia mıdır? Kader inkar edenler ve Şia'dırlar. Bu adam Şia'dır. Şialığını ispat etti mi? Bitti. Otur hepsi diyor. Şia adına hareket ediyor. Tamam. Gördün mü? Şey yaptın mı? Detayı da sizi boğar. Şurayı da okuyorum, kesiyorum. Halbuki insan çok beğendir. Yani 9 tane açık kapı varken şeytan bir kapıyı gösterir. Niye görmüyoruz? Allah gözle gözükmüyor. Akılla gözüküyor. Kalpte gözüküyor. Bak, bunun tadını neyle görürsünüz? Olur mu? Bu da et, bu da et. Üşüdü, başka bir şey olmadı. Ha, her şeyin gözü ayrı değil mi? Gider der ki, Allah sanki sırf göze hastır. Niye şekil değil?
Allah şekil olsa ne diyecek biliyor musun? Gördün. Ha Allah'ı gördünüz. Şeytan ne diyecek biliyor musun? Allah'ı gördünüz. Gözüken şeyler muayyen belli olan şekildirler. Allah şekile büründü. O zaman bizim puttan ne farkın var diyeceklerdi. Puttan ayrışması için gözükmemesi gerekiyor. O zaman diyecekti ki bizim puttan ne farkın var? Muayyenleşti, belli oldu, şekillendi. Bizim put da öyle. Ey menü şeytan, sen aslı saadette gözüküyordun, bizde de gözüküyorsun. Mesela bak ben size şeytan ispat edeyim. Eve gittiniz, evde hiç kimse yok. Televizyon hiç, duygunuz var. Aç, aç yahu. Ya olur mu ya falan şimdi benim sürükler ya. Ya bir şey diyeyim, aça bakacaksın. Siz mesela onu yapamazsınız diyelim. Cep telefonu. Hiç, koşta kimse yok. Ya. Yani, aç, içinde bir dürtü yok mu? Aç. Ya maile bakarsın ya, bu kötü şey bakmasın ki ya. İlk önce böyle. Bütün günahlar masumiyetle, merakla başlamıştır. Unutmayın. Bu abinizin lafını unutmayın. Bütün günahlar merakla başlar. Ya bir şey kapatırsın ya. Lan açıp açmamakta gücü yetmeyenin açtıktan sonra kapatmaya gücü yetmez. Cümleyi söyleyeyim. Bir daha bunu yazılacak bir cümledir. Açıp açmamaya gücü yetmeyenin açtıktan sonra kapatmaya ve oradan kaçmaya gücü yetmeyecektir. Uygulayayım. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücü yetmeyenin plaja girdikten sonra bakmamaya gücü yetmez. Çünkü fren balatalar yağlanmıştır. Fren tutmaz. Kesinlikle. Bu böyledir. Şimdi şeytan ispat edeceğim size. Aç. Hayır. Aç ya. Kimse. İçinde bir dürtü yok mu? Ne olur itimat edin abinize. O aç bu enerji var ya. Ha o şeytan. Şeytandan değil. Şeytan kendisi. Ben mesela yokum sesimi duyuyorsunuz kasette. Bendendir. Ben değilim. Ama şimdi benim. Benim değil mi? Benle beraber ses oluyor. Benim. Ama bu dersi dinleyenler benden beni dinleyecekler ama ben değilim o. Belki o anda ben yatıyordum. Olacağım. İşte içimizdeki aç işte aç denilen o enerji, o dayatma var ya o. Odur işte. Şeytan o. Şeytan o enerji işte. Şeytandır o. İçinde mesela aç şu sigarayı yak bir tane ya. Sigara nasıl bir şeydir ya? Bir tane içersin bir sonra bir bakarsın ya. Bütün meraklar sigara bir meraktan başlar arkadaşlar. 11-13 yaşındasınız. Bir ya ne hadi ya bir de bakalım acayip bir şey. Ben 53 sene sigarayı bıraktım. Kaç yaşındasın sen abi? 53 yaşındayım. Ancak hiç içmedin mi? Çocukken köyde büyük amcalar atıyorlar diye sigara. Ondan sonra kenarlarda o ağaçların arasında çay tamlığına saklanırdık. Attığını çekerdik. Ona nasıl bir şey vardır? Onu biliyor. Onun için 53 sene içmemiş. İzmaritçi diyorlar sana böyle. Ha izmaritçi. Çocuk ya. Hani arkadaşlar bütün böyle şeyler, meraklar, günahlar merakla başlar. Özel şeylerini, abileri anlatın bu şeylere. Hiç yapmayın. Kâh hususi oturarak anlatın. Çünkü biz bunları bilmemenin bedelini çok ağır ödedik. Ben bunların ödemesini istemiyorum. Kâh hususi arkadaşlık kurarak hocalar, abiler, bu 12-13 yaşındaki kardeşlerimize böyle veya bazen fıkıh getirerek oraya onları merak, bütün günahlar merakla başlıyor ve masumiyet kısvesiyle başlıyor. Şunu bitireyim. Halbuki bak şeytan 9 tane açık kapı varken bir tanesini kapalı gösteriyor. Girilmez diyor. Acayip bir şey ya. Halbuki insan çok vehhap, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa iştinab eder. Cehalet işi olursa onda 9 zarar ihtimali olduğu halde iştinab etmez. İşte cehalet bu kadardır. Yani şeytan acayip bir şey. Şeytandır yani. İnsan vehhamdır. Ne demek vehham? En ufak zararı nazara almaz. İnsan. Şöyle düşün. İstanbul'u kazanma veya kaybetme davası mahkeme olsak. Başımıza açılsa. Lan bu şakası var mı İstanbul'da? %99 ben kazanacağım. %1 sen. Ben en iyi avukatı tutmaz mıyım? %99 kazanacağım halde. Tutarım. Niye?
Lan ne olur ne olmaz da yani bir adamını uydurur, dayısını çağırır, dayısını %99 kazanacağım ama ya kaybedersen? Bu şaka değil ki. Burası Çatalca değil ki ya, İstanbul ya. %99 kazanma ihtimali. İnsan böyledir. En ufak bir ihtimali zarar, küçük bir zarar ihtimali nazara alamaz. Ahiret ise %100 zarar ihtimali. %100 ölecek. Ölmeyecek var mı? Yok. Mutlaka gidecek yeri merak etmiyor. Bana diyor ki Bermuda şeytan üçgeninde ne var abi diyor. Amerika'nın güneyinde Bermuda şeytan üçgeni var. Ne var dedim üçgende? Abi dedi uçaklar geçse hemen kayboluyor. Gemiler gitse kayboluyor. Çok mu merak ediyorsun dedim. Çok merak ediyorum abi dedi. Dedim ya batan var mı orada? Orası bilindiği için pek uçak ve gemi geçmez. Daha niye merak ediyorsun ki? Ya merak ettim. Lan oraya senin girme ihtimalin var mı dedim. Yok dedi. Girme ihtimalin sıfır, üçgeni merak ediyorsun. %100 gireceğin dikdörtgen olan kabri merak etmiyorsun. %100 girecek ya. Bir bu kardeşiniz ve abiniz mezara gömecek. Akrabamı geçen hafta anlatmıştım. Babamın amcasının oğlu vesaire. Ondan sonra mezarı kazdık da bir de yakınım olduğu için definiyle birinci derece ilgilenmem lazım. Pek namazda işi yoktu. Yani tanıdık işte. O kadar babanın amcası değil miydi işte. Amca diyorduk ya çocuk. Bakayım lahit var ya. Mezarın içinde bir tane de mezar var. Böyle konulan yer. Onu yaptılar mı yapmadılar. Çoğunlukla yapmıyorlar. Millet camiye toplanmış. Ben birinci derecede bana ekledikleri için karısı kalası falan. Oğlum dedi, sen uşağım sen uğraş tabii. Tamam hala merak etme. Yak. Herkes camide ben mezara gittim. Nereden gittim? Bir baktım ha bu kadar. Siyah ve kahverengi arası. Yılan. Bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor mezarda. Bu video anlatmıyorum size. Benim gördüğümü söylüyor. Kimseyi de korkutacak olumsuzluğu seven bir insan değil. Ona dedim biraz ürktüm tabii şaka değil ha. Hani böyle erkek diye şey vurmayan dedik ama. Hani böyle abi ne var falan diyoruz ya bu masada. Gireriz kabre ama böyle yılanlar da varmış. Ondan sonra falan dedim orada kürek duruyor. İneyim bunu. Ya şefkati müsaade etmedi. Kürekle atayım bana saldırır. Öyle. Sonra dağın. Ulan ameli olmasın bunun ya. Dedim. Ya kalsın şimdi dedim. Nasıl mezara gelince adamlar inecekler ya iki kişi. İki kişi girince ya onlar bağıracak. Ya onlar öldürecek. Ya onları atsın. Öldürecekse onlar ölsün. Atacaksa onları atsın ya. Ondan sonra ona bağıracaklar da adamlar ince falan ödüp patlayacak. Dedim ya onlar halletsin. Benim işim değil. Ben telkini veririm. Belki yasını bir sayfa okurum. Sen bana dokunmasın. Gittik tabii namazı kıldık ama aklım fikrim orada. Aklım. Ulan yılan Allah Allah tövbe ya. Namazlarım yılan oldu. Yılan aşağı yılan yukarı. Ulan yılan nasıl girdi oraya? Girer daha kazımış ya. Şimdi ben olayı bildiğim için namazı hemen kıldırdı arkadaş. Ben hemen mezarlığa gittim. Tam mezarlığa geldim. Tabii telaşı da indir falan kefeni tabuttan çıkar. Üç tane bağ var. Kafadan, belden, ayaktan kaldır falan deyince. İki kişi indi. İndiğince o zaman ayıldım. Ulan yılana bir bakayım dedim. Adamlar indi ya. Şimdi bağırması lazım. Fırlayıp kaçması lazım içerideki. Ulan bakıyorum yılan yok. Şimdi onlar mezara indiriyorlar. Hocam tamam indirin. Ulan yılan yok. Allah Allah. Nasıl herhalde çıktı veya deliğe mi girdi? Bir yere gitti. Keramet olacak hali yok ya. Ya bir deliğe girdi. Daha bir şey oldu. Ulan bakıyorum. Bekliyorum ha onlar bilmiyor. Hocam bir şey mi var? Yok kardeş dedim. Koyabiliyor musunuz dedi. Ulan dayadılar. Tam böyle şey var ya. Böyle hani tutmak, indirmek için bağ. Burada üç tane bağ olur indirmek için. Bir burada, bir belde, bir ayakta. Adam kafayı açtı. Beli açarken dedi, bir tanesi fırladı. Ne oldu dedim. Yılan dedi falan çıktı. Ötekisi bağ çözüyor ama çözemiyor şimdi. Ayağı nasıl gitsin? Ayakta peyde oldu yine. Ayakta peyde oldu. Bana bakıyor. Şimdi adeta cesedin üzerine basacak tamam mı? Yılan çalmasın diye. Korkma kardeş korkma sana gelmez o. Durdu bir anda siz. Korkma sana. Nerede o? Abi ayağın orada dedi şey hocam. Ayağın orada. Dokunma dedi. Öldürelim ki. Hayır. Millet bir sessizlik başladı. Dedim ki bir şey olmaz. Nasıl çözeceğim? Lan beni indirme.
Tıp git oraya. Abi de diyor ayağın orada diyor, elime şiş yapar. Yapmaz kardeş, mesulet bana ayı. Ölüm ya abi. İyi dedim ben seni dedim bak bu tarafa geliyorum ben sana şey yapıyorum. Ben yılana diyorum bak bir şey yapmaz sana bir şey yapmaz. O da inandı. Niçin inandı biliyor musunuz? İnanma ihtiyacı olduğunda. Unutmayın. Şey yapmıyorum ha, tiyatro yapmıyorum aynen. Ben öyle zannettim. Yapmaz yapmaz değil mi abi? Ben yapmaz dedim yapma. İnanma ihtiyacı olduğundan inandı. Gitti uzaktan uzağa çözdü. Dedim da ya koydu. Böyle perde elektronu koyarken orada kayboldu. Girmiştir. Neydi o? Ameli. Ha peki herkesi gelecek mi? Hayır. Asla. Allah dostunu kırar mı? Bak ben size geldim buraya. Bayağı kilometreden geldim değil mi? Ben şimdi bir çay istiyorum değil mi? Şimdi bitti de. Allah aşkına beni kırar mısın ya? Niye kıracaksın ya? Ne ihtiyacın var? Bana niye hakaret edeceksin? Bak senin için geldiğim seninle. Oturacağız çay içeceğiz. Öyle mi? Niye kırasın? Ben sana ne yaptım ki? Bak iyilik. Allah bizi niye kırsın ki? Biz de Allah'la dostuz. Kırılan kırılsın. Yılan gibi yaşayanlar yılan tabi bekleyecek kabirde. Yılan gibi yaşarsan, onu bunu ısırırsan, kendi fıtratını işaret, namaz yok, oruç yok, zekat hiç yok. Bilmem neler var, televizyon sabaha kadar, sabah öğleyene kadar, sabaha kadar televizyon, öğleyene kadar fok balığı gibi, ne namaz ne yani biraz, ya yılan, ne yılanı, timsak gelmesi lazım. Ne yılanı ya, vallahi yılanaz. Ben vallahi timsak gönderirdim ama Allah gene ufak bir şey gönderdi. Ufaktan girecek böyle fazla zorlamasın. Ha buradan girecek. Affedersin kıçından çıkacak tabii kul. Ne var ne yok diye bakacak da adam ne yedi falan. Peki. Namaz kılan öyle bir şey yok. İnan bana. İtimat edin. Allah'ına Kur'an-ı Kerim'de ayetim var. Sonuç hem ayet hem dua olsun. Allah bir mana. Allah'ına ne korku ne hüzün yoktur. Allah'ın dostlarına ne korku ne hüzün yok olmayacak. Ha mahzun da olmayacaklar. Ha korku ve mahzun olmayacaklar. Korku ve hüzün ve mahzun olmayacaklar. İnşallah. Tabii ya. Allah'a böyle inanın. Böyle hüsnü zannedin Allah. Yok abi ya vallahi öyle mi yapar? Suizan etme Allah'a. Allah böyle yapacak. Böyle inanın. Böyle yapacaksın ya Rabbi bana. Niye? Laz demiş ki ya Rabbi beni cennete koyacaksın. Çünkü başka şansım yok. Cehennemde yapamam demiş ya. Ben ya Rabbi için cennete sorulsa cehennemde ben yapamam demiş ya. Ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. Çayımız var değil mi? El Fatiha'tı masalahı.